Gamspor'da e, menajerin e, alacakları nedeniyle e, 6 şampiyonluk kupasına haciz koydurdu. Bunun ardından yaşanan gelişmeler itiraz edildi ve e, bu hacizin e, geri gönderildi. Ardından iki görevlinin de görevine son verildiği e, gündeme geldi. E, bununla ilgili siz de e, müze kurulu başkanı olarak e, düşünceleriniz nedir? Öncelikle e, görevimizin tam tanımını yapabilir miyiz? Şimdi öncelikle camiamızın ve tüm spor kamuoyunun Ramazan'ın hayırlı bereketli geçmesini diliyorum. E, ve bugünün güzel gün olması, Cuma'nın da olması herkese de hareketli, hayırlı, bereketli e, bir Cumalar diliyorum. Şimdi bizim arşiv ve müze kurulu olarak görev tanımımız Biz Trabzonspor Kulübü'nün dernek bölümünde e, beş kuruldan bir tanesiyiz. Divan, sicil, arşiv, müze, denetleme, disiplin olmak kaydıyla Trabzonspor'u dernekler masasında tamamen temsil eden kurullardan bir tanesiyiz. Diğer sorunuz? Peki, haciz'den haberiniz oldu mu? Maalesef. Haberiniz oldu yani. Peki Haciz günü neredeydiniz? Veya, e, olay hacizden, haciz'den haberiniz olsaydı? olsaydı... Geçelim, anlatayım isterseniz. E, Bilim kadarıyla Perşembe günü e, Haciz olayı gerçekleştirdi. Gerçekleşti. Ben o günü e, sabah itibariyle 10 müzedeydim. Sümule'den gelen e, bir heyet vardı. E, Milli Eğitime bağlı okullar 60 kişilik bir öğrenci grubumuz vardı. Onları müzeyi gezdirdim ve onları yola koydum. Ve akabette de bunu tabii yapmamızın tamamen sebebi e, gelecek nesillere Trabzonspor kültürünü anlatmak Öğretebilmek, bordo mavi renklerin ne anlama geldiğini tamamen algı yaratmaktı. Ve e, faydasının da olduğunu düşünüyorum. Devamında çocukları müzeden uğurladıktan sonra öğretmenleriyle beraber, müzedeki görevli arkadaşlarımıza e, ben öğleden sonra iki uçağıyla Bursa'ya hareket edeceğimi, herhangi bir şey olması halinde çağın en büyük Güzelliği, iletişim. Haberdar ve birbirinizden irtibatlaşmamızı diledim. Ve hepsinden helallik alarak yoluma koyuldum. Ve takribetin ta de cumartesi günü de Fenerbahçe maçı vardı. Benim İstanbul'a geçmem lazımdı. Ta ki ben pazar gecesi Trabzon kentine dönebildim. Ve bu şekilde ayrıldıktan sonra kendilerinden benden bir, bir buçuk saat sonra da görevli icra dairesinden bir arkadaş ve avukat geliyor ve bu hadiselen, Nahi Şahes ile karşılaşılıyor. Ben saat bir buçukta havalimanında uçağa binmeden Twitter'dan öğrendim. Maalesef Öğrendiğim gibi de zaten müzede görevli arkadaşımızı aradım ve konudan daha detaylı haberdar oldum. Peki bilginiz olsaydı ne değişirdi? çok şey değişirdi. Bir kere seyahat iptal. <laughs> Görevimin yerine arkadaşlarımın yanına gelirdim ve bu olayı püskürtmek için öncelikle kulübümüzün burada tepesinde olan başkanımızın sağ kulu olan as başkanımızı arardım. Peki e, sizi aradılar mı? Ve, ve, ve tabii ki ve tabii ki bundan da kalmazdım. Kulübümüzün bizim de sorumlu olduğumuz divan başkanımızı arardım. Bu işte çok donanımlı, bilgili bir beyefendi. Peki müzedeki ilgili kişiler o sıra size aradılar mı? E, kayıtları gördünüz mü? Hiç aramadılar işte sıkıntı burada. İletişim. Olsaydı zaten bu hallere bu navi şu istenmeyen hadiseler yaşanmazdı kupa hazinden sonra taraftarların müzeye bir ilgisi arttı mı? Hani bu kupa gündeme geldi bu kupalar. Bir geldiler mi? Böyle bir artış gözlemlendi mi? Maalesef. Ve ben bir hemen olaydan bir gün sonra bir kınama yayınladık kurul olarak arkadaşlarımızdan beraber. Bu kınamanın son paragrafında da zaten bir vurgu, bir mesaj vardı. 50. yılla beraber lütfen görülmemiş, görmemiş olduğunuz müzemizi, herkesi ve camianın her kesimini davet ettik. Ki gündeme bu şekilde tarihi şanla tarihimiz olan müzemizin bu şekilde anılmaması gerektiğini, bu şekilde gündeme gelmemiz lazım. Ama bir sebeptir. Yine buradan camiaya sesleniyorum ve rica ediyorum. Lütfen bizi biz yapan değerlerimiz orada gelin görün bilgi alın bunu çocuklarınıza geçmişteki geleceğe tanık olacak olan insanlara aktarın ve bize yardımcı olun